Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Stent mi bypass mı tartışması çok gündemde hocam. Siz bir uzman olarak neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi hani şey noktasına, teşhis noktasına kadar geldik. Yani anjiyo yaptık. Diyelim ki anjiyografi yaptıktan sonra hastamızın kalbe giden, kalbi besleyen damarlar yani koroner damarlar ki bunlar iki tane ana damar vardır. İki tane ana damar vardır. Sağ ve sol koroner damarlar. Soldaki damar çıkıştan sonra hemen ikiye ayrıldığı için birisi kalbin ön tarafına gider, birisi de kalbin arka tarafına gider. Evet. Sirkumfleks arter dediğimiz. Biz üç damar olarak adlandırıyoruz kalbi besleyen damarların. Evet. Yani kalbi üç damar besler diyoruz. Ve bu genellikle de terminolojik olarak bunu kullanıyoruz. Bu üç damardan diyelim ki bir tanesinde kısa segment bir yerde bir darlık var. Ve %60'ın üzerinde darlık. Bu bölgeye balonla genişleterek bu darlık olan bölge balonla kasıktan girilen bir balonla genişletilerek içerisine stent dediğimiz metal örme kafes şeklindeki bir cisim yerleştirilerek tekrar daralmasına engel olmak üzere tedavi edilebiliyor. Yani halk stent dediğimiz şey budur. Tedavi yöntemi budur. Peki birden fazla damarda varsa ne yapacağız? Örneğin iki damarda yine kısa segment, kısa bölgelerde darlıklar var. Yine bunlar stentle tedavi edilebiliyor. Ancak stentleme yönteminin nihai bir çözüm olmadığı zaman içerisinde ortaya çıktı. Şöyle ki, her takılan stentin, ilk zamanlar özellikle takılan stentlerde şöyle bir şey görüldü. Bu takılan stentlerin bir yıl içerisinde yaklaşık olarak %30'unda takılan hastaların %30'unda bölgede yine tekrar darlık ortaya çıktı. Tekrar daraldığı gözlendi. Bu durum da araştırmalar devam etti. Yani biz bu daralmayı nasıl engel olabiliriz tekrar anlamındaki araştırmalar sonucunda bu daralmanın sebebinin bu bölgedeki fibroblast, miyoblast, fibroblast denilen hücrelerin artmasıyla ortaya çıktığı görüldü ve hücrelerin bu bölgedeki hücre üremesini, artmasını engelleyici maddeler koysak stentin içerisine ki başta bunlar mesela kanser ilaçları, kortizon gibi ilaçlar konuldu. Bunlarla acaba bu engel olunabilir mi şeklindeki deneysel çalışmalardan sonra görüldü ki hakikaten engel oluyor. Ve bu tür maddeler konuldu stentlerin içerisinde ki bunlar çok düşük dozlardadır. Yani bu hani kanser tedavisinde falan kullanılanların milyonda biri kadar dozlarda konulması neticesinde. Yani bunlar da halk arasında ilaçlı stent. Hatta daha da şey bir terim var. Yani bu tabii hiçbir şekilde doğru değil. Yağlı stent deniyor halk arasında. Bu tür stentler konularak tekrar daralmanın engel azaltılabileceği veyahut da engel olunabileceği konusunda çalışmalar devam etti. Fakat bunun da yine tekrar daralmayı %100 engel olucu, %100 engelleyici bir şey olmadığı ortaya çıktı. Bugün takılan ki çok gelişti bu anlamdaki teknolojik anlamda ve gelişmeye devam ediyor. Yeni hatta takıldıktan sonra eriyebilen, zaman içerisinde eriyip yok olan metal dışı stentler de bugün üretildi. Ve bunlar da kullanılıyor, başarıyla kullanılıyor. Ancak hepsinde de yine de mutlak tamamen restenoz tekrar daralma riski ortadan kalkmadı. Şimdi biraz önce söyledik, bir damarda belirgin bir bölgede darlık var. Bunu biz stentle tedavi ettik. İşte %5, %10 ihtimalle tekrar daralma ihtimali var. Bu kabul edilebilir. Evet. İki damarda
İki damarda taktığınızda bu %10'luk ihtimal %20'ye çıkıyor. Üç damara taktığınızda %30'a çıkıyor. Yani en basit matematiksel hesapla. O zaman peki bypass'ta durum nedir? Diğer bir seçenek de bypass ameliyatı yapmaktır. Bununla ilgili olarak bizim camiada kardiyoloji ve kardiyovasküler kalp damar cerrahisi camiasının en önemli sorularından bir tanesi ortaya çıktı. Acaba damar sertliği, bu tür damar sertliği olan hastalarımızda biz stent mi koyalım, bypass mı yapalım? Bypass'ın sonuçları, bypass 1950'li yıllardan beri yapılmakta olduğu için elimizde çok net uzun dönem sonuçları var. Bugün göğüs içi damarı kullanılan, lima dediğimiz damar kullanılarak yapılan bypasslarda 10 yılda tekrar ameliyat gerekme oranı %4'ler civarında. 10 yıl diyorum bakın. Dolayısıyla bu çok daha uzun süreli ve kaliteli bir çözüm sağlıyor. Ancak tabii ki bypass ameliyatı bir kalp ameliyatıdır. Açık kalp ameliyatıdır. Veyahut da bugün hastalarımızın neredeyse biz yarısını teknolojinin gelişmesiyle hiç kalbi durdurmadan bypass yapabiliyoruz. Yarısı belki daha fazlasını. Ama buna rağmen yine de cerrahi bir girişimdir, ameliyattır. Ve hastayı belli bir süre anestezi alınması, yoğun bakımda kalış, hastanede kalış gibi belli bir süreç. Yani bu 4 ila 7 gün arasında değişen bir hastanede kalış süreci gerektirebiliyor. Halbuki stent koyduğunuzda hasta ertesi gün veya 2 gün sonra işine gidebilir, araba kullanabilir duruma geliyor. Ancak özellikle 3 damar hastalarında, 3 damarı da tutan hastalarda veya 2 damar da yaygın darlık olan, bir damarda yaygın darlık olan hastalarda veyahut da sol ana koroner hastalığı dediğimiz ana damarı tutan hastalarda bypass ameliyatının uzun dönem sonuçları itibariyle daha iyi sonuçlar verdiği, daha yaşamı garanti altına aldığı görülmüştür. Maalesef ki ilaçlı stentlerde her ne kadar uzun dönem, erken dönemde daralmayı engellese de bir pıhtılaşma problemi ortaya çıktığı görüldü. Erken trombozlar görüldü. Bu birçok hastamız, stent takılan hastamız bilir ki bunu engel olmak için de Plavix dediğimiz bir ilaç kullanılmakta. Kan sulandırıcı olarak. Bu da hani tedavinin şeylerinden bir tanesi. Ancak bypass ameliyatı, başarılı bir bypass ameliyatı geçirmiş bir insanın 10 yıl içerisinde tekrar ameliyat gerektirme oranının bu kadar düşük olduğu görülürse bu tür durumlarda biraz önce söylediğim 3 damar, yaygın 2 damar, ana koroner arter hastalığı gibi durumlarda bypass tercih edilir duruma gelmiş. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.